Bugün itibariyle 8. seminerimizi yapıyoruz. Perika okumalarında. Şimdi geçen seminerimizde kitaba bağlılığa delalet eden ayet-i kerimelerle başlamıştık. Sadece elif, la, mim, bu hurufu mukatta denen bu kelimelerin, harflerin hangi ne anlama geldiği ile ilgili bazı yorumlardan bahsetmiş idi. Onu geçtikten sonraki kısımda, şu an itibariyle bugünkü seminerde 12 ayet-i kerimeyi bize zikredecek hadimi. Bu 12 ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'e bağlılık, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı bağlanma, Arapça ifadesiyle itisam, وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ayet-i kerimesinde geçen itisam, sımsıkı bağlanma, yapışma, peşinden gitme, kulpa yapışma ve benzeri anlamlara gelen bu konuyu anlatacak bize ve daha sonra bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri zikredecek. Yani Kur'an-ı Kerim'e bağlanmayı ifade eden hadis-i şerifler konusuna geleceğiz. Şimdilik bugün 12 ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'e bağlanmaya delalet eden konuları bize zikredecek. Birincisi, ilk ayet-i kerime Bakara suresi 1 ve 2. Elif, la, mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüdellil müttakîn. Elif, la, mim, bu kitap kendisinde hiçbir şüphenin olmadığı ve müttakiler için hidayeti gösteren bir kitaptır. Ayet-i kerimesinin Kur'an-ı Kerim'e bağlanmaya delalet ettiğini söylüyor. Tek tek kelimeleri inceliyor. Klasik bir şerh olduğu için. Mesela burada zâlike bir ismi işarettir. Zâlikel kitâb dendiğinde bir şeyi göstermek için kullanılan ismi işaret denilen bir edattır Arapçada. Tabii burada bir za harfi var. Bir lam var. Müşarun leyh'den sonra gelen bir lam vardır diyor. Dolayısıyla burada işaret edilen şeyin uzak olduğunu göstermek için aslında kullanılır. Zalike olduğu zaman. Kaf harfi de muhatap için kullanılan bir Arapça kullanım şekli bu. Uzaklık bildiren bir harf ile gelmiş olması, yani zalike şu oluyor. Bu değil de haza olsa bu Arapça, zalike olunca şu oluyor. Bir uzak mertebe. İşaret edilen şeyin şanının yüceliğinden, şeref ve fazilet bakımından son derece üstün olmasındandır. Yani niçin zalike demiş? Kur'an-ı Kerim'in şanı yücedir, şereflidir ve faziletlidir anlamında zalikel kitap. Bu anlama yorumlanmıştır. Yani burada zalike el kitap denilen de bilinen bir kitap. Yani bu kitap anlamına geldiğini ifade ediyor hadimi. Bu el kitap denince işte acaba başka kitaplar mı, sadece Kur'an mı, Kur'an'ın tamamı mı tartışmalarında hadiminin tercihi burada Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'in tamamıdır. İşte bazı tefsir yorumcuları bu el kitap daha henüz Kur'an-ı Kerim yoktu, işte Tevrat'tı falan gibi bazı yorumlar yapıyorlar. Bunlara hiç hep bahsetmiyor, herhangi bir böyle bir sorunu yok hadiminin. Buradaki el kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu surelerden tas tamam müteşekkil olan bu kitap demektir. Zalikel kitap. İşte Bakara suresi, Ali İmran, Nisa. El kitabın başında yer alan elif, lam, el kitap şeklindeki takı bir karine sebebiyle zihinde var olan muayyen bir şeye işaret etmek. Ahdi zihni deniyor buna. İçin kullanılmıştır. Eğer işaret edilen şey tüm Kur'an anlamına getiriyorsa şeyi, bu durumda el takısı cins için olmuş olur. Bunun manası şöyledir. Hakiki anlamda kitap budur. Diğer kitaplardan son derece üstün olduğu için kitap ismi ona özeldir. Sanki bunun dışında kitaplar kitap cinsi içerisinde yer almamaktadır. Yani burada el kitap her halükarda Kur'an-ı Kerim'dir demek istiyor bize. Yani o tartışmalara girmeden böyle bir şey el kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Arapçada böyle bir el takısı fonksiyonu var. Türkçemizde nasıl olur? Pek Türkçemizde bilmiyorum nasıl olacağını ama Arapçada el takısı var. Bu el takısı tanınmış, bilinen marife dediğimiz kelimelerin başına geliyor ve herkesin ya zihnen bildiği veya zikren bildiği, yani buna ahdi zihni, ahdi zikri deniliyor. İşte ahdi harici falan da deniliyor. Çeşitleri var. Buna klasik şeyde şöyle örnek veriliyor. Hoca geldi dendiğinde herkes aynı hocayı anlıyorsa bilinen bir şey. Yani ca'el üstaz. Hoca geldi. El üstaz dendiğinde işte hepimizin bilmiş olduğu bilinen marife olan anlamında
Ama bunun başına böyle bir kelime konulmazsa o zaman nekra dediğimiz herhangi bir kitap, herhangi bir hoca, herhangi bir mesele gibi bir böyle bir kullanım var Arapçadan. İmam Hatip mezunları bunu bilirler. Bu kullanımla ilgili bir tartışmayı verdi bize. İkincisi, kendisinde hiçbir şüphe yoktur. La raybe fihi ayet-i kerimesinde manası şudur. Kitabın burhanı açık olduğu için onda şüpheye düşmek uygun değildir. Peki sorun var. İnatçı kişinin ve bu konuda bilgisi kısıtlı olan kişinin şüpheye düşmesi buna zarar vermez. Yani Kur'an-ı Kerim'de şüphe yok ama inatçı bir adam illa şüphe var diye ısrar etse bir önemi yoktur bunun diyor. Yani o inatçılığından yapıyor veya cahil bir insan bilgisizlik sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de hata olduğunu zannediyor. Dolayısıyla bunun bir önemi yok yani. Ona zarar vermez. Takva sahipleri için hidayeti gösteren bir kitap, bir kitaptır veya bir kitap. Bazıları buradaki takva kelimesinin şirkten korunma, uzak durma, şirkten uzak durma olduğunu söylemiştir. Çünkü her mümine düşen Kur'an'ın yol göstereceğine bağlılıktır. Kafir ise buna uymayarak farklı davranmaktadır. Bazıları ise muttakiler ile kastedilenin hidayete erenler olduğunu söylerler. Ancak böyle anlaşılması durumunda Kur'an hidayete erenlere bir hidayet rehberi olması hasılı tahsil anlamına, yani Amerika'yı tekrar keşfetmek anlamına gelir. Böyle bir duruma düşürürse ne olur? Cevabı bu itiraza ise elde etmiş olduğundan daha fazlasını tahsil eder şeklinde cevap verilmiştir. Yani bu hidayet olma müminler için ise onların hidayetinin artması anlamına geliyor. Yani doğru yolu daha da iyi bulmaları anlamına bir derecelendirme ziyade şeklinde cevap verilmiştir diyor. İkinci ayet-i kerime Ali İmran 103. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve bölünmeyin, ayrılmayın, tefrikaya düşmeyin ayet-i kerimesi. Bunu da Kur'an-ı Kerim'e sarılmaya açıkça delalet ediyor. Burada وَاَتَصِمُوا تَمَسَّكُوا Temessük eskiden kullanılırdı, şimdi pek kalmadı. Temessük ve ittibalarımızı müzdadeyleye. Öyle miydi eski hocaların kullandığı? Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıla istinap eğilmemizi, ondan sonra şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye'ye temessük ve ittibalarımızı müzdadeyleye. Değil mi? Tahir Hoca öyle bir şey yok muydu? Yani öyle bir şey vardı eski hocaların kullandığı. Bu temessük kelimesi önceden kullanılıyor. Temessük yine bir şeye yapışmak, ona sarılmak anlamına geliyor. Bi havlillahi Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Tam şey yaparsak bağlanmak anlamında Türkçemizde. Allah'ın kitabına bağlanın. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Kur'an Allah'ın metin bir ipidir. El Kur'anu hablullahi el metinu. Sapasağlam ipidir. Ona sarılın. Burada bir teşbih var. Burada Beyzavi'den bir alıntı yapıyor Hadimi. Beyzavi der ki burada istiare yoluyla bir istiare Arap edebiyatında bir benzetme çeşidi. Yoluyla ipin Kur'an için kullanılması, Kur'an'a sımsıkı tutunmanın kişiyi helaktan kurtarma konusunda bir sebep olmasıdır. Tıpkı ipe tutunmanın kişiyi helak olmaktan kurtarmak için sebep olması gibi. Yani böyle bir uçuruma düşen veya bir boşluğa düşen kişinin bir ipe sarılması neyse Kur'an-ı Kerim'e sarılmak odur. Yani bir habil kullanılmasının böyle bir teşbih olduğunu da istiare deniyor. Buradaki itisam kelimesi güvenmek ve itimat etmek anlamında istiare yolunda mecaz olarak kullanılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'e güvenin, Kur'an-ı Kerim'e itimat edin demektir. Hep beraber cemi'an kelimesi vâtasim bihabillâh cemi'an yani onun etrafında hep beraber toplanarak Kur'an'a sarılın. Ve la teferraku bölünmeyin. Bu konuda en uygun açıklama Kur'an'dan uzaklaşmayın demektir. Teferraku Kur'an-ı Kerim'den teba'adu ve la teba'adu anlamına hani Kur'an'dan uzaklaşmayın anlamının doğru olduğunu söylüyor Hadimi. 3. ayet-i kerime Maide 15-16. Bismillah. Kad ca'akum minallahi nurun ve kitabun mubin. Yehdi bihillahu men ittaba rizvanahu subule's-selami. Ve yukhricuhum minaz zulümati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim. Size Allah'tan bir nur ve mübin bir kitap geldi. Allah bununla rızasına tabi olanı selamet yollarına hidayet edecek ve izniyle onları zulmetlerden nura çıkaracak ve doğru bir yola hidayet edecektir. Ayet-i kerimesi de Kur'an-ı Kerim'e
sımsıkı sarılmaya delalet eden bir ayet-i kerimedir. Bunu şimdi anlatıyor. Size Allah'tan bir nur geldi ayet-i kerimesi. Buradaki nur ile kasıt ya İslam'dır ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Allah'tan İslam geldi veya Allah'tan Allah adına peygamber gönderildi. İslam'ın ev Muhammed demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demiş. Mübin bir kitap kelimesine ve kitab-ı mübin yani açıklayıcı ve hataları yanlışlardan ayıran yani hataları ayıran bir kitap geldi. Doğrudan yanlışı ayıran bir kitap manasında mübayeneden manaya çıkarmış. Daha sonra Allah bununla sizi hidayet edecek kelimesindeki bununla yani Kur'an'la kastedilmiştir. Ve bazıları buradaki zamiri nura göndermişler. Her ikisi aynı manayadır. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmesi, nura gitmesi ve Kur'an'a gitmesi aynı şeydir. Bunlar vasıtasıyla Cenab-ı Allah hidayet eder. Rızasına tabi olan kişiyi tartışması vardır. Men ittaba rizvanehu. Yani bu kelime öncesindeki hidayet edecek kelimesinin mef'ulüdür. Dolayısıyla mana şöyle olur demiş. Rızasına tabi olanı hidayet edecektir. Yani kişiden de bir istek, bir talep olması lazım. Yani hidayet etmesi için buna talip, buna tabi olan biri men ittaba rizvanehu o kişiyi ulaştırır. Selamet yollarına, sübüle selam. Yani bu yehdi kelimesinin ikinci mef'ulü. Birinci mef'ulü tabi olacak olan kişi, ikincisi nereye? Biri kimi, biri nereye'nin cevabı. Selamet yollarına. Mef'ul demek cümle içerisinde nesne demek. Manası ise her türlü zorluk ve meşakkatten selamet yollarına ulaştırır demektir. Burada yani turukas selameti min kulli bu'sin veya be'sin bu'sin ve mihnetin. Buradan çıkan anlam ise kitaba bağlanmanın gerekli oluşudur. Yani konumuz zaten buydu ve bu gerçekten bu anlama geliyor. Çünkü o Kur'an-ı Kerim kişiyi selamete ulaştırmaktadır. Kişinin kendisini selamete ulaştıran şeye sımsıkı sarılması gerekir. Ayette geçen rızasına tabi olan ifadesi rızasına tabi olmak isteyen anlamına gelir. Buna göre ayetin anlamı şöyle olur. Kim Allah'ın rızasına tabi olmayı isterse Kur'an'a yapışsın. Kur'an'a yapışan her kişi ise selamet yollarına hidayet bulur, ulaşır demektir. İşte bunu anlattı yani. Burada bir sorun görünebilir. Birbirinin ardında kelimeler, mef'uller geldi. Mana bu şekilde olmalıdır diyor. Bir kul isteyecek. Cenab-ı Allah bu isteyen kişi de Kur'an-ı Kerim'e yapışacak. Cenab-ı Allah da onu selamet yollarına çıkaracak. Onları zulmetlerden nura çıkaracak. Yukhricuhum ve yukhricuhum mine zulümati ile nur. Birçok ayet-i kerimede geçer. Burada tabi zulümat kelimesi, zulmet kelimesi küfür. Nur kelimesi İslam anlamına gelir. Küfürden İslam'a çıkaracaktır. Ya da cehaletten irfana ya da cehennemi hak etmekten cennete çıkaracak manalarına gelir. Bir iznihi yani izniyle Cenab-ı Allah bunu yani irade veya tevfiki ile çıkaracaktır. Allah murat ederse olur. Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın muvaffak kılmasıyla olur demektir. Onları dosdoğru bir yola hidayet edecektir. Şeksiz bir şekilde Allah'a götüren yola hidayet edecektir demektir. Beyzavi'nin yorumu da zaten budur demiş. Bir diğer dördüncü ayet-i kerime En'am suresi 155. Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mubârakun fettebi'ûhu vettekû leallekum turhamun. İşte bu bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve takva sahibi olun. Umulur ki size merhamet edilir. Bu sefer biraz daha iri iri yazdım. Bu sefer abi görünüyor değil mi? Daha net görünüyor. Ötekinde biraz sana şeydi. Evet, bu ayet-i kerime de kitaba sarılmayı açıkça beyan ediyor. İşte bu bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ayet-i kerimesinin izahı şöyle. Mübarek yani faydası çok, hayrı daim, kadri yüce. Üç mana verdi. Faydası çok. İkinci mana hayrı daim, devamlı hayırlı. Ve kadri yüce, mertebesi yüksek. Bu teberrük, mübarek kelimelerinin tamamı aslında çoğalmak, çok olmak, birikmek, bereketli olmak falan anlamına geliyor. Mübarek kelimesinin özünde böyle bir artma, çoğalma,
birikinti anlamı vardır. Birikinti kelimesi, bereket kelimesinin Türkçeleşmiş hali Allah-u Alem. Yani birikmek kelimesi de burike libukuriha, değil mi? Ümmetim erken kalkmakla bereketli kılınmıştır. Hadis-i şerifi de bunu gösteriyor. Ona uyun, fettebi'uhu ayet kelimesi, yani emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle onun helal ve haram gibi gerekliliklerini yerine getirerek ona uyun demektir. İçtenibu an muhalefetihi ev tehaffazu bi hukmihi anlamına gelir diyor. Veya yukarıda fettebi'uhu bi ityani müvacibihi, müvacibetihi veya bihi minel hilli vel hurmeti bi imtisali evamirihi ve içtenab nevahihi. Buymuş. Lealleki takva sahibi olun ve takû, yani Kur'an'a muhalefet etmekten sakının ve onun hükümlerini muhafaza edin. Az önce okuduğumuz Arapçasını lealleküm turhamun. Umulur ki size merhamet edilir. Şimdi burada bir lealle edatı var Arapçada. Lealle'nin Türkçesi umulur ki şöyle olur demek. Şimdi iki tane birbirine yakın edat var Arapçada. Biri olması yakın olan şeyler için kullanılan lealle, ikincisi olması uzak olan veya imkansız olan için kullanılan leyte. Leyte temenni için kullanılır. Keşke demektir. Hemen hemen hiç olmayacak veya olması çok zor olan şeyler için kullanılır. If clause 1 ve 2. İngilizce'de böyle if clause'lar vardı. Benim atılıyorum böyle if clause. Yani keşke şu olsam, bu olsam hani falan gibi şeyde veriyorlar. Onların bir kısmı olması imkan dahilinde olmayan, bir kısmı da olması çok zor olan şeyler için kullanılıyor. Onun gibi Arapçada da leyte vardır. Leyte olmayacak iş. Yani keşke gençliğim geri gelse, geri gelmez. Evet evet. Toprak olsam dolu gibi. Veya işte leyte şebab yaudu yevmen. Keşke gençliğim geri gelse, gelmez. Olmayacak şey için kullanmış. Veya olması çok zor olan olabilir ama imkan dahilinde fakat çok güç olan şeyler içinde kullanılan leyte vardır. Bir de lealle vardır. Lealle ise vuku yakın, ummak. Türkçesi ummak. Bir şeyi ne diyelim, olmasına çok ihtimal vermek anlamında. Kur'an-ı Kerim'de lealle, lealleküm turhamun, lealleküm tüflühun, lealleküm tettekun, lealleküm takilun. Bunların hemen tamamı şöyle yani. Az kalsın olacak yani. Hani şöyle şöyle yapın, vuku yakın olduğuna göre, karibul vuku olduğuna göre, şu ayeti kerimeden mana, lealleküm, ne var burada, hangisi var? Turhamun vardı değil mi bir öncesinde? Lealleküm turhamun. Yani siz bunu yapın, Allah sizi hemencecik bağışlayacak, size rahmet edecek anlamında. Leallenin böyle bir edat anlamı var. Şimdi burada bunun üzerine biraz hadimi duruyor. Şimdi lealle kelimesi, nin manası burada nedir? Bazıları şöyle tefsir etmişler. Takvada amaç Allah'ın rahmeti olsun demektir. Burada yani takvalı olun, Allah'ın rahmetini elde etmek için burada sebebiyet manası vermişler lealleye. Bu manası var leallenin. Yani biz umulur ki manası değil de Allah'ın rahmetini elde etmeniz için manası veriyor sebebiyet. İçin Allah'tan korkun, Kur'an'a uyun. فَتَّبِعُهُ وَتَّقُوا. Bu anlam vermişler. Diğer bazıları ise takvalı olun ki merhamet göresiniz şeklinde tefsir etmişler. Bu sonucunda takvalı olun ki sonucunda merhamet edersiniz. Şimdi Arapçada bazı edatlar bazen sebebiye bazen akibe olur. Sebebiye gerekçe bildirir. Akibe ise sonucunda böyle olur demektir. Yani böyle bir kullanım şekli var. Buna işaret ediyor. Fakat bu son görüşe şöyle bir itiraz gelmiş. Lealle harfiyle ilgili böyle bir anlam Araplardan duyulmamıştır. Ki sonucunda böyle olsun diye bir şey söylüyorsun demiş. Bu itiraza cevap veriyor hadimi. İbn-i Hişam Munillebib aldığı eserinde leallenin manalarından biri de talildir. Yani sebep bildirmektir. Mesela Allah Teala Firavun'a yumuşak söz söyle, söz ile söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar ayet-i kerimesinde öğüt alması ve korkması için söyleyin anlamında bir ayet-i kerimede buyurmuştur. Dolayısıyla bu kullanılmıştır. Hatta El-İtkan adlı eserde geçtiğine göre Begavi Vakidi'den şöyle rivayet etmiştir. Kur'an'da geçen tüm lealle kelimeleri sebebiyet, talil
illet bildirme, gerekçe bildirme içindir demiştir. İbn-i Malik'ten nakledildiğine göre Kur'an'daki lalle kelimeleri key anlamında, yani için anlamında kullanılmıştır diye böyle bir tartışmayı da veriyor. Burada lam harfi key harfi ile beraber geldiğinde, yani likey şeklinde geldiğinde, Kur'an-ı Kerim'de var likey la tesev, likey yeküne falan gibi, key la teküne gibi, hangi anlama geleceği konusunda açıklamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Beyzavi üzerine haşiye yazan bazı alimler bu görüşe mazeret bulmaya çalışmışlar, ancak sahih olan görüş lealle kelimesinin reca, yani ummak için olmasıdır. Fakat bu temenni, bu umma, yani temenni demiş ama umma Allah'a değil kullara nispetlidir. Yani Cenab-ı Allah için böyle umarım diye bir şey olmaz haşa. Cenab-ı Allah bir şey ol deyince oluverir. Ama kullar için ummak vardır. Yani böyle de bir ayrımdan da bahsetmiş. Bu da Arapça ile ilgili güzel bir kullanım. 5. ayet-i kerime Yunus suresi 57. Ya eyyuhen nas kad ca'akum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fi suduri ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden bir mev'iza, öğüt, göğüslerde olana bir şifa ve müminler için rahmet ve hidayet rehberi geldi. İşte Kur'an-ı Kerim'i tanımlıyor. Burada Kur'an-ı Kerim'e uymanın gerekçeleri anlatılıyor. Ey insanlar hitabından kasıt ilk olarak Kureyş'tir. Hani müminler demiyor. Ya eyyühellezine amenu dese ey müminler. Ya eyyühennas deyince ilk olarak o anda muhatap kimse Kureyşliler, işte Araplar. İkinci olarak cins anlamında ennas kelimesi insanlık türü, insanlık cinsinin tamamı kastedilmiş olabilir ki doğru olan da bütün insanların kastedilmiş olmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim kendisine ulaşan tüm insanlar. Ey insanlar deyince tüm insanlar demektir. Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerinize de olana bir şifa geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim iki özelliği var. Bir mev'iza olması, öğüt vermesi, ikincisi şifa olması. Burada mev'iza ile kasıt size bir mev'iza geldi demek, size Kur'an geldi demektir. Yani Kur'an'ın bir anlamıdır mev'iza. Vaaz nedir? Peki mev'iza vaaz kelimesinden, öğüt kelimesinden geliyor. Vaaz, korkutarak engellemek demektir manası. Vaaza kelimesinin manası. Halil bin Ahmet'ten nakledildiğine göre o vaazı şöyle tanımlamış. Vaazın birçok tanımı vardır eski kitaplarda. Vaaz, kendisiyle kalbi yumuşatacak şekilde hayrı hatırlatmak veyahut kişiyi ıslaha doğru yönlendirmektir. Vaazın tarifi bu. Yani vaaz ne için yapılırmış? Kalbi yumuşatmak, hayrı hatırlatarak kişiyi ıslah etmeye çalışmaktır. Osmanlı eserlerinde işte gözlerden yaşlar akıtmak, kalpleri ürpetmek, öğüt vermek, bir uzun bir tarifi vardı vaazın, unuttum onu da. Yani vaazın özelliklerini yapan, yani vaazda duyguya hitap var, kalpleri böyle inceltme, yumuşatma var, gözleri yaşartma var, öğüt var. Dolayısıyla vaazlarda hikaye dediğimiz eskiden, yani böyle bir temsili anlatımlar daha fazla olur. Şimdi burada tabii ayırmak lazım. Vaaz-ı nasihat çok önemlidir, ayrı bir şeydir. Akademik, bilimsel faaliyet ayrı bir şeydir tabii ki. Vaaz-ı nasihatler... Şimdi burada tabii şöyle bir şey var, isim vermeden anlatalım. Şimdi ülkemizde İslam düşüncesi açısından böyle bir dönem çok vaazlar şöyle falan oldu. Onlar tabii vaazlarda biraz tutarsızlık olabiliyor veya tutarlılık eksikliği olabiliyor. Duyguya hitap ediyor. Bir kısım hikayeler olduğu için dinde aslı yoktur falan gibi bir takım dedikodulara şuna vesile olabiliyor. Bunun tersi olan da çok kuru bir dindarlık, böyle yani. Artı eksi veya şu eşittir şu gibi kuru bir dindarlık şeyi var. Bu tabii ikisi de aşırı uç gibi görünüyor yani. Vaaz-ı nasihat de olacak, samimiyet böyle bir anlatım olacak. Tabii ki bilimsel çalışmalar da devam edecek. Beyzavi şöyle demiş. Mev'iza, kabahatleri engelleyen ameli hikmetleri ve göğüslerinizdeki olana şifadır ayetiyle dile getirildiği üzere göğüste bulunan şüphelere ve sapkın inançlar ve helak eden melekeler gibi kötü akidelere karşı bir şifa olan nazari hikmetleri kendisinde barındıran bir kitaptır demektir. Burada mev'iza ile şifayı birleştirmiş. Hazin şöyle demiş, meşhur müfessir. Burada göğüs kelimesi, sadır kelimesinin
zikredilmesinin sebebi kalbin yeri ve kılıfı ve insan bedeninin en değerli yeri olmasıdır. Evet, demiş. Bu sudur kelimesini bu şekilde tefsirciler izah etmişler. Müminler için rahmet ve hidayet rehberi olması ve hüden ve rahmetün lil müminin. Çünkü müminler Kur'an'a sımsıkı sarılmak suretiyle her hayra ulaşmış ve çirkin olan her şeyden kurtulmuşlardır. Kısaca ayete göre Kur'an'a sımsıkı sarılan kişi sıkıntı gerektiren her şeyden korunmuş ve her türlü nimet, sevap ve rahmete ulaşmış olur. Demektir, manayı böyle verdi. Bir diğer ayet-i kerime 6. Ve nezzelna aleykel kitabe tibyanen likulli şeyin hüden ve rahmeten ve büşra lil müslimin. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in için sarılmak gerektiğini anlatan bir ayet-i kerimedir diyor. Tibyan kelimesi mübalağa ifade eden bir mastar olup Beyzavi bununla ilgili şöyle demiştir. Kitap dine ilişkin tüm konuları ya detaylı bir şekilde ya da detaylarını sünnet ve kıyasa havale etmek suretiyle genel şekilde belli olarak beyan etmiştir. Bunu biraz anlatacağız ama şurayı bir okuyalım. Belki daha uygun olan Beyzavi'nin sünnet ve kıyas yanına icmayı da dahil etmesiydi diyor Hadimi. Yani Kur'an ve sünnet ve icma ile beyan eder. Kıyası da söylemiş. Yani yukarıda icmayı söylememiş. Kur'an, sünnet ve kıyasla demiş. İcma da buna dahildir diyor. Dine ilişkin tüm konuları demiş diyor Beyzavi diyor. Hadimi bunu tenkit ediyor Beyzavi'yi. Muteber bir, burada sınırlandıracak bir şey yoktur. Dolayısıyla sadece dini konular demek de şey değildir, doğru değildir. Çünkü anlamın sınırlandırılması genel ilkelere aykırı olan bir şeydir. Niye burada sınırlandırıyoruz? Din, dünya hepsini Kur'an-ı Kerim içerir dememiz lazım diyor Hadimi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yaş kuru ne varsa hepsi mübin kitapta vardır diye geçiyor diyor. Şimdi bu sorun temel bir, İslam düşüncesinin temel bir sorunu, İslam'ın hayatı kuşatması sorunudur. Her şey Kur'an'da var mı? Bunun şeyi bu yani, tipik sorusu budur. Kur'an-ı Kerim kendi beyanına göre yaş kuruyor, her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Yaprak kıpırdasa var, her şey var. İşte bu Kur'an-ı Kerim mi, levh-i mahfuz mu tartışmaları var. Bu tartışmanın izahı şöyle, bütün İslam ulemasının derdi, hikayesi, Kur'an-ı Kerim'in hayatı ve çağları kuşatmasıdır. Yani ne yapıp yapalım da Kur'an-ı Kerim sadece Peygamberimiz zamanında sınırlı kalmasın, tüm çağları, tüm zamanları kuşatsın ve tüm zamanlara cevap versin. Fakat şunu da biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de her şey yok. Her şey olsa 100 cilt olur, 1000 cilt olurdu. Az bilgi var, öz bilgi var ve Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin birçoğu da kıssalar, ibretler, öğütler olandan ibaret oluyor. Dolayısıyla bunu nasıl yapacağız? Bunun için bir formüle ihtiyacı oldu İslam ümmetinin. Bunun temel formülü kıyas. Kıyas diye bir formül buldular Beyzavi'nin söylemiş olduğu. Kur'an-ı Kerim'deki beyan edilen hükümlere yeni hükümleri kıyaslayarak bunun üzerinden Kur'an-ı Kerim etrafında böyle bir örgü gerçekleştirdiler ama Kur'an'a bağlı, Kur'an ve sünnete bağlı etrafında hükümler, içtihatlarla bir örgü yaptılar. Bunu şuna benzetiyorum. Hatta bizim Yunus Apaydın hocamızın da güzel bir şeyi var. Bunu anlatıyor. Ben de şuna benzetiyorum. Sakalı şerif gibi, 40 bohça gibi düşüneceğiz bunu. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin etrafında neredeyse 40 tane bohça yapıyorlar. Ama her biri birbiriyle irtibatlı, birbiriyle temas halinde şeyi kuşatıyor, etrafını kuşatıyor. Özü hiç bozmuyor, onu muhafaza ediyor. Ama hayatta da kalmaya devam ediyor ve bütün sorunlara çözüm üretiyor. Böyle bir mekanizma var etmiş İslam uleması. Bu tabi burada yöntemler biraz farklılaşmış. Mesela Hanefi mezhebimizin yöntemi, hayat kuşatma yöntemi diğer mezheplerinkinden biraz daha farklıdır. O da kıyas merkezli ama Hanefi mezhebimizin külli kıyas merkezli bir kuşatma biçimi vardır. Ehli hadis yaklaşımı dediğimiz yaklaşımında tikel kıyas yöntemi üzerinden yapmış olduğu bir kuşatma vardır. Hatta zahiriler dediğimiz böyle sırf ayet ve hadislerin açık anlamlarından kuşatmaya çalışanlar da olmuştur ama onlar çok başarılı olamamışlar. Tarihe mal olmuşlardır.
Dolayısıyla bu çok önemli bir sorun. Bunun İslam'ın kuşatmasındaki şeyimiz böyle kuşatacak ama sıkmayacak, tüm çağlara taşıyacak yani. Sorun bu. Böyle yaparsak İslam'da her şey var olur. Bunun formülü de ahkam-ı şeriyedir. Mübah kelimesini ahkam-ı şeriye sayarak İslam uleması, mübah olan şeyler de İslam dairesi içindedir demişlerdir ve İslam dairesi, her şey İslam dairesi içinde kalmıştır. Yani farz, vacip ile birlikte hani mendup var, mübah var, mekruh ve haram var. Böyle bir formülasyon yapmışlardır. Şimdi Hadimi diyor ki, ben derim ki, kulna, eğer kitap dışındaki delillerin kitaba raci oldukları söylenirse, bu durumda diğer deliller, tıpkı tüm ulemanın kıyası olan bakış açısı gibi, kitabı tefsir eden ve keşfeden deliller olurlar. Yani bir Kur'an var, diğerlerinin hepsi Kur'an'a raci, hepsi Kur'an'a dönüyor. O zaman hepsi Kur'an'a ait gibi olur. Kitabı tefsir eden ve keşfeden deliller olurlar. Nitekim bazıları bu görüşü benimsemiştir. Bazı nas örneklerinin zahiri de bu söylenenlere delalet etmektedir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra hadisler artacaktır ifadesi bunlardan bir tanesidir. Yani böyle bir şeye de işaret etmiş. Müslümanlar için hidayet, rahmet ve müjde olarak indirdik. Müjde yani cennet ile müjdeleyen bir kitaptır. Yalnızca Müslümanlar için hidayet, rahmet ve müjdedir. Çünkü Müslüman olmayan kişiler Kur'an'ın hidayetiyle hidayete ermezler. Kafirlerin iman etmeksizin Kur'an'ın hükümleriyle amel etmelerini varsaysak da bu bir ibadetler yani bu ibadetler onlara bir fayda sağlamayacaktır. Hatta kafirlerin bizim furu görüşlerimizle mükellef olduğunu söyleyenler dahi bu görüştedirler. Yani Şafiler bile bunu kabul etmişlerdir diyor. Şüphe yok ki Kur'an'ın hidayet rehberi ve rahmet olması ancak onunla amel eden ve onun içerdiklerine sımsıkı sarılan kimseler için söz konusu olur. Kim bu şekilde Kur'an'a sımsıkı sarılırsa Kur'an da onun için rahmet ve müjde olur. Yani Müslüman olmayana rahmettir diyemeyiz. Bağlanan, ittiba eden kişiye Kur'an-ı Kerim rahmet ve müjde olur. Evet, 9. ayete geldik. 12 tane. 7. ayete geldik. Pardon. İsra 9. 7. ayete geldik. Ayet-i kerime İsra 9. İsra suresinin 9. ayeti. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an insanları en doğru yola hidayet eder. Akvam en doğru, en değerli, en kıvamında. Müfessirlerin tefsir ettiği üzere bu kitap kişiyi iman ve itaat konularında en doğru olan yola hidayet eder. Ancak bu ayetin zahirine göre bir itiraz ileri sürülmüştür. Söz gelimi, eğer Allah'a iman konusu şer'i şeriften alınmış olsaydı, bu durumda bir devir yani kısır döngü meydana gelirdi. Çünkü şer'i şerif Allah'ı bilmeye bağlıdır. Allah'ı bilmek de akla bağlıdır. Aksi takdirde devir meydana gelir. Burada şöyle cevap verilebilir demiş Hadimi. İtikadi meseleler akıl ile sabit olduktan sonra tatbik edilmesi şer'i şerif iledir. Aksi takdirde şer'an bu tür meselelere dikkate alınmamış olurdu. Yani mesela biz aklımızla adaletin iyi olduğunu keşfettik ama bunu uygulamaya geçerken şer'i şerife göre uygulamaya geçmemiz gerekir demek istiyor. Yani bizim akılla bulmuş olmamız neticeyi sonlandırmaz. Allahu alem. 8. ayet-i kerime وَنَّزُلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا İsra 82. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olarak olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır veya hüsranını artırır. Evet, şifa olacak şeyler indiriyoruz. Minel Kur'an, burada min, tüm Kur'an bir şifa şeklinde min beyan edersek anlaşılır. Zira Kur'an'ın tamamı cehalet ve şüphe hastalığına bir şifadır. Bu anlamda doğru olur. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir rivayete göre o burayı her derde devadır şeklinde yorumlamıştır. Kullul Kur'an şifaun veya li enne kullahu şifaun min da'il cehli vel maraz. İbn Abbas'ın sözü min kulli da'in, her bir derde devadır şeklinde yorumlanmıştır. Bazıları zarar ve çirkinlikleri def etmek için Kur'an ile teberrük edilebileceğini söylemişlerdir. Şifa olmasıyla ilgili şöyle bir takım konular var. Hadimi diyor ki
Vahidi'nin zikretmiş olduğu bir hadis teyit etmektedir ki kim Kur'an ile şifa dilemezse Allah ona şifa vermez. Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şefahullahu teala diye bir rivayet gelmiştir. Bazıları burada geçen şifanın hem inanç, ahlak, amel gibi batini hastalıklar hem de maddi hastalıklar için söz konusu olduğunu söylemişlerdir. Zira Kur'an okumak ile birçok hastalık def edilmiş olur. Nitekim bu minvalde bazı hadislerde varit olmuştur. Buradaki min harfi cerini bazı bir kısmı diye anlarsak buna göre Kur'an-ı Kerim'in sadece bir kısmı şifadır. Mesela Fatiha suresinin şifa ayeti olması gibi iki görüş de var. Biz Kur'an'dan müminler için rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Burada müminler için kelimesi. Mümin olmayanlar Kur'an'a tutunmadıkları için Kur'an onlar açısından rahmet ve şifa değil, aksine azap ve cezadır. Bazıları Vakidî'den şu tefsiri nakletmişlerdir. Kur'an okumak ile kesintisiz bir sevap elde ederler demektir bu ayet-i kerimenin manası. Zalimlerin ise Kur'an-ı Kerim ancak zararını artırır. Mümin olmayanların sadece zararını artırır, onların zararına zarar ekler. Çünkü ne zaman yeni bir ayet inse veya yeni bir tebliğ yapılsa onların inkarları da yenilenir. İnkarların yenilendikçe hüsranları da yenilenir. Bu anlamlıdır diyor. Evet. 9. ayet-i kerime Ankebut suresi 51. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim inne fî zâlike le rahmeten ve zikra lil mü'minin likâmi yu'minun. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Elbette iman eden bir kavim için bunda rahmet ve ibret vardır. Ayet-i kerimesi de Kur'an-ı Kerim'e ittibayla ilgilidir. Evelem yekfi kelimesini açıklıyor. Yetmedi mi? Yani onlara bu kitap yetmedi de senin doğru sözlü olduğuna dair başka bir mucize mi istiyorlar? Kur'an-ı Kerim'e baksınlar. Peygamberimize hitap. Hazin'den nakledildiğine göre bu ayeti kerime kafirlerin öncesinde söylemiş oldukları ona Rabbinden bir ayet indirilseydi ya sözü üzerine nazil olmuştur. Levla unzile aleyhi ayetun min rabbi ayeti kerimesi üzerine nazil olmuştur. Evet. Birçok ayeti kerime de bunlar geçiyor. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi diye diğer ayet-i kerimlere de vermiş. Elbette iman eden bir kavim için bunda rahmet ve ibret vardır. Evet. Bilinen manası anlaşılıyor. Ona izah etmiş yani hadimi. Devamlı bir mucize olan bu kitapta büyük bir rahmet ve iman etme isteğinde olanlar için bir öğüt ve hatırlatma vardır. İnat edenler için bir öğüt yoktur Kur'an-ı Kerim'de. 10. ayet-i kerimede Saat suresi 29. Kitabın enzelnâhu ileyke mübârekun liyeddebberû âyâtihî ve liyezzekkera ulul elbâb. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ne demek? Yani sana indirdiğimiz bu kitapta iman edenler için çok hayır ve büyük faydalar vardır demektir. Burada iman edenler için sözü geldi. Çünkü Kur'an'ın bazı yerleri diğer bazılarını tefsir eder. Bu gibi yerlerde gelen mutlak ifadeler diğer yerlerde geçen mukayyet ifadelerle hamledilirler. Bu daha önce geçmişti diyor yukarıdan. Bu ayet-i kerimede tedebbür ve tezekkür kelimeleri geçti. Bunlarla ilgili bir izah yapmış Adimi. Yani hayran bırakan, ince ve farklı sırlar içeren ayetleri üzerinde tefekkür etsinler. Bazıları burayı emir ve nehilerine tabi olmak suretle tefekkür etsinler şeklinde tefsir ederler. Akıl sahipleri öğüt alsınlar kısmı ise yani selim akıl sahibi olanlar öğüt alsınlar demektir. Burada tedebbür ile tezekkür arasında bir fark gözetilebilir. Şöyle ki tedebbür şer-i şerife bağlı olmak dolayısıyla akıl yürütmektir. Yani tedebbür şari'in, Cenab-ı Allah'ın o konuda hitabı olmaması halinde idrak edilmeyecek olan şeyler üzerine düşünmektir. Yani vahiy üzerine düşünmektir. Buna mukabil tezekkür ise, zikir kelimesi ise doğrudan akıl ile ulaşılması mümkün olan şeyler üzerine akıl yürütmektir. Mesela Allah'ın varlığı ve sıfatları üzerine akıl yürütmek bir tezekkürdür.
Benzer şekilde tedebbürü kendisinde kıyas yapılan şeylerin türü, tezekkürü ise doğrudan kıyasın kendisi üzerine akıl yürütme olarak da anlamak mümkündür demiş. Burada bir kavramsal tahlil var. Tedebbür daha çok dini veriler üzerine düşünmek, tezekkür ise mutlak düşünme gibi anlaşılmış Hadimi'ye göre. 11. ayet-i kerime Zümer suresi 23. Allahu nezzele ahsanel hadisi kitaben muteşabihen mesani takşairu minhu culudullezine yahşavne rabbahum sümme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah zâlike yudallah yehdi bihi men yeşâ ve yudillillahu femâ lehu min hâd. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra vücutları da, derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Ayet-i kerimesi. Allah kelamın en güzelini indirdi. Ahsenel hadis kelimesi demek Kur'an'ı indirdi demektir. En güzel olma yönü ya Kur'an'ın nazmının mucizevi olması, muciz olması açısından ya da manasının gayba ilişkin haberleri, geçmişe ait haberleri, vaat ve vaidi, mebde ve maada ilişkin halleri içermesi bakımındandır. İki bakımdan da güzeldir Kur'an-ı Kerim. Vaat, mükafat demek, vaid ise ceza vaadi demektir. Onu söylemiş. Ayetleri güzellikte birbirine benzeyen, müteşabih, kitaben müteşabihen kelimesini, müteşabih kelimesi ahsene kelimesinden bedel olarak güzellikleri birbirine benzeyen anlamına gelir demek istiyor. O zaman icaz, sıhhat, genelin faydasına delalet etme, birbirini tasdik etme, ihtilaf olmaması noktasında Kur'an bazısının diğer bazısına benzemesi, Kur'an'ın bir bazısının diğer bazısına benzemesidir. Bazı alimlere göre ise bu kelimenin anlamı Kur'an'ın emir, nehi, tergib ve terhib konusunda daha önceki kitaplara benzemesi anlamına da gelir demişler. Beraber kullanılan bu iki kelimenin birincisi hayırlı olan şeylere yöneltmek, ikincisi ise kötü olan şeylerden sakındırmak anlamına gelir demiş. Evet. Şimdi şöyle bir sorun var Hadimi'de. Yani böyle bir ayet-i kerimeler verdikten sonra şöyle bir soru akla gelebilir diyor Hadimi ve buna cevap veriyor. Denirse ki Kur'an'ın bazı ayetleri arasında ihtilaf görülüyor. Birini okuyoruz, başka birini okuyoruz, başka anlaşılıyor. Bunları ne yapacağız diye sorulursa. 5 tane galiba. Soru 5 tane cevap var. Ben bunları peş peşe getirdim. Yan yana getirdim. Aslında önce sorular sonra cevaplar vardı. Sorusu ve cevabı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeye bakıyoruz. Diyor ki ayet-i kerime sura üflendiği zaman o gün aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez ve birbirlerine de bir şey soramazlar insanlar. Ayeti ile kimi kimine dönmüş bir şeylere soruyorlar ayet-i kerime arasında İhtilaf görünüyor. Hem soramazlar diyor, hem de birbirlerine soru sorarlar diyor. Nasıl anlayacağız? Bir tanesi Mü'minun suresinde 101, diğeri Saffat suresi 27. Cevabı neymiş? Çünkü kıyamette insanların birbirlerine bir şeyler sorma hadisesinin olduğu yer ile olmadığı yer aynı yer değil. Bir tanesi mahşer, diğeri cennet, cehennem. Yani karıştırma diyor yani. Mekanlar aynı değil. Sen öyle zahirine okuyunca öyle zannedersin ama öyle değil diyor. İkinci mesela bir ayet-i kerimede eğer adil davranamamaktan endişe ediyorsanız bir kadınla evlenin ayeti ile ne kadar azmederseniz edinin kadınlar arasında adaletli olamazsınız ayet-i kerimesi arasında bir çelişki, bir ihtilaf gibi görünüyor. Yani bir ayet-i kerime adaletin mümkün olduğunu, diğeri ise mümkün olmadığını söylemiş gibi sanki. Cevap: kadınlar arasındaki adalette konusunda adaletin mümkün olduğu konu kadınların haklarını ifa etme konusudur. Adaleti sağlamanın mümkün olmadığı konu ise kalp ve aklın meyletmesi konusudur. Bu son konu insanın gücü ölçüsünde değildir. O yüzden ödenmiştir. Yani bir tanesi maişetle ilgili, bir tanesi kalple ilgilidir. Karıştırma diyor. Yani böyle bir izah yapmış. Mesela demek ki bunlar soruluyormuştur o zaman böyle bir gündemde. Bir ayet-i kerimede onların kalpleri Allah'ı zikriyle mutmain olur ayeti geçiyor, ayet böyle geçiyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah'ı zikredildiğinde kalpleri ürperir
Nasıl anlayacağız? Birinde ürperiyor, birinde mutmain oluyor. Sanki tezat gibi. Kalbin mutmain olması konusuna gelecek olursak demiş. Mutmain, kişinin Allah'ı bilmesiyle göğsünün açılmasıdır. Ürperme ise kişinin hidayetin gitmesinden ve kalbinin kaymasından endişe etmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir çelişki yoktur demiş. Bir başka ayet-i kerimede, insanları sarhoş olmuş görürsün ancak onlar sarhoş değildir. Ayetin baş tarafı sarhoş diyor, son tarafı değil diyor. Sanki tezatmış gibi. İnsanların sarhoş olması mecazen sarhoş gibi olduklarını ifade etmektedir. Sarhoş değiller ifadesi ise şarap içip gerçekten anlamda sarhoş olmadıklarını ifade eder. Korkudan sarhoş olmuşlar kıyamet koparken. Sarhoş gibi olmuşlar yani anlamındadır diyor. Beşinci soru. Mesela kıraat vecihleriyle ilgili surelerin miktarlarıyla ilgili ayet-i kerimelerin miktarlarıyla ilgili bazı ihtilaflar mesela söyleniyor. Mesela bazı hükümlerde nasih, mensuh var. İçerisinde tenakuz ve ihtilaf gibi görülebilir. Kur'an-ı Kerim vecihleriyle ilgili. Efendim öte yandan Allah Teala eğer o Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı elbette içinde birçok ihtilaf bulunurdu ayet-i kerimesi var. O zaman niye böyle okurken falan ihtilaflar var diye sorulursa şöyle cevap verir. İtkan adlı eserden Kirmani'den şöyle nakledilmiştir. Kur'an'da olmadığı kabul edilen şey çelişkiye götüren ihtilaftır. Aralarında uzlaşmanın mümkün olduğu ihtilafa gelecek olursak mesela kıraat vecihleri arasındaki ihtilaflar gibi bunlar Kur'an'da olmadığı kabul edilen ihtilaflar değildir. Onlar teknik konulardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in manasında böyle bir tezat yok anlamında. Dolayısıyla zat itibariyle ihtilaf yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Mesela fesahatin bulunup bulunmadığı, dine veya dünyaya davet etmek, şiirin meşru olup olmaması gibi meseleler Gazali'den nakledildiği üzere bunlar kabul edilmez. Ama Kur'an-ı Kerim okunuşuyla ilgili dat harfi nasıl çıkaracak? Zat mı dat mı? Yani bu ihtilaf her zaman var. Bu Kur'an-ı Kerim'in aslına yönelik bir ihtilaf değildir. Dat harfi iyi oldu değil mi? Yani? Örnek olarak. Çok şey ya, böyle zalin mi? Böyle talin mi? Yani bunları Kur'an-ı Kerim'in bir şeyi gibi düşünmemek lazım. Bununla ilgili mesela bir Batı'da yazılmış böyle bir kitaplar falan var. Bir adam vardı, Pearson mı biri vardı. İsim aklıma gelmedi. Kur'an-ı Kerim'in nüshalarından yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'de tahrif var iddiasında bulunan bazı insanlar var böyle yani. Almanya'da bulunan bir Kur'an-ı Kerim nüshasında kelale kelimesinin geçtiği yerde yazan müstensih orayı çizmiş üzerine önce kelletün yazmış sonra düzeltmiş kelaletün yazmış. Bak gördün mü Emeviler Kur'an-ı Kerim'i tahrif ettiler diyerek kitap yazmış bir adam. Sonra bunu çağırmışlar İstanbul'a, demişler ki arkadaş sen bir kitap yazdın gel bir anlat bakalım ne diyorsun diye. Bu arada Kur'an-ı Kerim nüshalarının uzmanı olan Tayyar Altıkulaç Hoca'ya da haber vermişler. Demişler ki böyle bir adam var, şöyle şöyle iddiası var. Sen de bu işlere bakıyorsun. Sen de malzemelerini al gel demişler. Hangi nüshalar var? Hocanın elinde Rusya nüshası var. Yani bu Orta Asya'daki nüshanın şeyi var. Yemen'den gelen parçalar var. İşte Türkiye'den birçok yerden toplamış 6 tane nüsha var. Biri de Almanya'da bulunan veya işte Avrupa'da bulunan bir nüshanın parçası. Konuşuyor o işte Pearson, kimse o adam. Yok şöyle yaptılar, yok böyle işte miras vermemek için ahkamı değiştirdiler, Hazreti Ali'nin evladına şöyle yaptılar, Şia'yı mayı karıştırıyor falan. Kitap var mı? Matbu yani. Sonra bizim hocaya söz veriyorlar, Tayyar Bey'e. O da aynı şeyin nüshaları gösteriyor. Diyor ki bu nüshalar diyor, şeyi göstermeden konuyu. Sence sahih nüshalar mı? Yani senin nüshan tamam, Almanya'daki nüsha tamam ama şu da tarihi şu, kabul mü kabul diyor adam. O da diyor işte bizim en az benim kadar eski diyor. Aynı yıllar diyor işte daha hatta önce var falan. Sonra o sayfalarını açıyor. Bak diyor buralarda hiçbir düzeltme yok. Yani olsa hepsini de düzeltir. Emeviler böyle bir operasyon yapacak olsa yani hepsini yapması lazım. Ondan sonra bir şey diyemiyor tabii. Yani işte biz diyor işte bir olaydan senaryo yazıyoruz falan. İşte bir tane bulduk işte oradan şey yaptık falan filan gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir eksik arama, böyle Kur'an-ı Kerim'de bir tahrif arama merakı gayrimüslim araştırmacılara daha fazla derecede vardır. Evet. Burada yine mesani kelimesi var. Müteşabihem mesani, tekrarlanan anlamını
vermiş. Mesani, mesna ve müsenna kelimelerinden geliyor. Mesani kelimesi sureleri, ayetleri kapsaması itibariyle müteşabih kelimesinin sıfatı anlamındadır. Tekrar etme veya övme anlamına da gelebilir. Övülmüş, ayetleri övülmüş veya ayetleri tekrar edilen şeklinde anlaşılır. Kıssaları tekrar edilen belagat açısından anlamına gelir diyor. Beyzavi'den almış bunları. Rablerinden korkanların derileri ondan dolayı ürperir. Ayet-i kerimesini izah etmiş. Azabından korkarak olur. Allah'ın kelamını tazim ettikleri için olur. Hazin'den gelen bir nakle göre buradaki deriden kasıt kalpleri demektir. Yani derileri ürperir demek, kalpleri ürperir. Yani tüyleri diken diken olmak, herhalde onu söylemek için böyle gelmiş. Evet. Beyzavi'ye göre bu ifade korkunun şiddetini gösterme konusunda bir temsildir. Bazı alimler ise korkma kelimesinin zikredilmesini, haşyet yani takşayırda, kalp kelimesinin zikredilmesini gereksiz bırakmıştır. Dolayısıyla kalp denmemiş çünkü zaten var. Yakşev ne diye var. Haşyet kalpte olur. Tekrar kalp demeye gerek kalmadığı için böyle ayet-i kerime gelmiştir demişlerdir. Evet. Allah'a karşı kalpleri yumuşar. Ayet-i kerime zaten anlaşılıyor. Bir demiş. Deri ve kalpleri mutmain ve teskin olur. Çünkü korku gitmiş yerine ümit gelmiştir. Evet. Allah'a zikir için yumuşar. Ayet-i kerimesindeki bir Arapça gramer tahlil, ilah harfiyle ilgili tahlil yapmış. Evet, şöyle bir rivayet var. İbn Abbas'tan rivayetine göre şöyle demiş. Allah korkusundan dolayı kulun derisi ürperdiğinde tıpkı kurumuş ağaçtan yapraklar düştüğü gibi günahları düşer. Bir rivayete göre böylelerine Allah cehenneme haram kılmıştır. Bazılarına göre Allah'ın celalini seyredenler celal alemine baktıklarında yollarını şaşırırlar. Cemal aleminden bir iz onlara göründüğünde hayata dönerler. Bu konudaki diğer bir tefsire göre sülükte olanlar, yani seyri sülükte olanlar kabz anında derileri ürperir, bast anında ise yumuşar. Bast ve kabz tasavvufi kavramlardır. Kabz tutukluğu, bast ise genişliği ifade eder. Bu tasavvufi bir yorum yaptı ayet-i kerimeye hadimi bize. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Ve Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. فَمَا لَهُ مِنْ هَدْ Son ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Fussilet 41-42 وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Evet, burada innehu deyince yani zikir yani Kur'an, bu Kur'an çok değerli, li kitabın aziz, sağlam, değerli anlamına gelir, kuvvetli anlamına gelir. Önünden ve ardından batıl gelemez ayeti kelimesi. Şöyle tefsir. Bazılarına göre buradaki batıl ile kasıt şeytandır. Şeytan Kur'an-ı Kerim'e ilişemez. Diğer bazılarına göre önünden lafzı eksiklik, ardından lafzı fazlalık anlamına. Yani Kur'an-ı Kerim'e eksiklik ve fazlalık ilişemez anlamına gelir demişler. Diğer bir tefsire göre ise bu ayet ile kasıt daha önceki kitapların Kur'an'ı tekzip etmediği ve ondan sonra gelecek olanların da onun hükmünü nesedemeyeceğidir. Bir diğer tefsire göre de önceki zamanlarda da sonraki zamanlarda Kur'an'ın batıl olmayacağıdır. Yani beyni yedeyhüm ne halfi, önü ve arkası, yani geçmiş gelecek her zaman Kur'an-ı Kerim geçerli olacaktır gibi bir manada vermişler. Hakim Cenab-ı Allah yani Kur'an'a karşı inatçı davranan kişilerin onun hükmünü değiştirmesine mani olur. Cenab-ı Allah hakimdir. Hamiddir yani ya insanlara ilham etmiş olduğu manalar ya da onlara vermiş olduğu nimetler sebebiyle Cenab-ı Allah hamd edilmeye müstehaktır. Ya da her varlık Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimet için ona hamd eder anlamlarına gelir. Son, bu 12 ayetin her biri Allah'ın kitabına bağlılığın gereğine delalet eder diyor. Soru soruyor. Diyor ki niye bu kadar ayet verdin? Bir tane ayet versen biz anlardık. Yani Kur'an-ı Kerim'e bağlılıkla ilgili
12 tane ayet-i kerime vermiş. Niye vermiş olabilir? Deriz ki diyor hadimi, farklı açılardan bilgi tahsil etmek mümkün olduğu için farklı farklı ayet-i kerime, farklı açılardan Kur'an-ı Kerim'e bağlanmanın gerekliliğini bize anlatmaya çalışmıştır diyor. Ve son slaytımız, bu tür tekrarların ne faydası var diye sorarsan, buna ıtnap sanatı denir. Itnap, bir sözü uzatma, bir konuyu uzun uzun anlatmak bir edebi sanattır. Bazen kısa anlatmak edebi olur, bazen uzun anlatmak, yani uzun konuşmamız lazım diyor, yani uzun konuşmamız lazım. Bu da bir edebiyat türüdür. Ne faydası var tekrar etmenin? Bir, meseleyi tekrir etme, yani iyice yerleştirmek faydası vardır. Nitekim bununla ilgili olarak bazıları demiştir ki, bir kelam tekrar edilirse iyice yerleşir. Arapça atasözü. Meseleyi tekit etme, vurgulama özelliği var. Aynı şey üzerinden başka başka ayet-i kerimeler önemine işaret ediyor. Üçüncüsü, bu konudaki şüpheyi ortadan kaldırma konusunda uyarı yapar. Böylece kelamın kamil bir şekilde kabul edilmesini sağlamış olur. Yani artık şüphe kalmadı yani Kur'an-ı Kerim'e bağlanmanın gerekliliğinde. Dört, anlatılmak istenen konunun yüceliğini ifade etmek. Konu çok önemli yani. 100 tane ayet söylesek yeridir gibi bir şey yani. Böyle bir önemine işaret ediyor. Beşincisi, meselenin detay şartlarını zikretmek. Yani kabaca önemli ama bak şunlar da var detaya indiğimizde. Zira bu ayette zikredilen detay şartlar başka birinde olmayabilir, birinde olanlar. Müfessirlerin terdit olarak isimlendikleri budur demiş. Terdit, ayet-i kerimenin farklı farklı açılardan işaret ettiği şeyler. Rahman ve Mursalat surelerindeki tekrarlar böyledir. Mesela Febi'eyyi alâ rabbikum mâ tükezzibân. Febi'eyyi alâ rabbikum. Yani birçok defa tekrar ediliyor. Bu da bir anlatım üslubu olarak geçmektedir. İtkanda bu meseleler zaten var. Ve'lü yevmezil mükezzibin ayet-i kerimesi de yine birçok defa Mursalat'ta zikredilmektedir diyor. Bununla sonlandırıyoruz. Velhamdülillâ rabbil âlemin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim.